Gençler selamlar. Ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. AYT Matematik 2023 kampında arkadaşlarım, türevin 6. videosundayız ve buradaki notta kalmıştık. Umarım iyisinizdir arkadaşlarım. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz, ruh sağlığınız, beden sağlığınız, her şeyiniz yerindedir. Sınava artık sayılı günler kaldı ki sayılı günlerden kastım da yani 150 küsür gün falan var. Yani öyle hani sonuçta bir sayılı gün. Ama biliyorsunuz ki dönemin başında daha 365 gün vardı. Şimdi ise yaklaşık 150 küsür gün var. Yani bu da demek oluyor ki zaman inanılmaz derecede hızlı ilerliyor. Zaman seni beklemiyor. Zaman her zaman bir adım önünde ama sen ne yapacaksın? Hızlı koşacaksın ve zamandan geri kalmayacaksın. Önüne geçemezsin, ileriyi göremezsin ama geride kalmayacaksın. Evet. Bugünkü konumuz sevgili arkadaşlarım, biliyorsunuz yine türevden devam ediyoruz ve bir notta kalmıştık. 81. örneğimizi çözeceğiz birazdan. Bu notu verdikten sonra ve bu örneği iki türlü çözeceğiz arkadaşlar. Bu iki türlü çözümü yaptıktan sonra da artık devamında 90. örneğimize kadar çözeceğiz. 90. örneği çözdükten sonra ise bir diğer dersimize geçmek için sizden müsaade isteyeceğim. Hazırsanız, videoyu beğendiyseniz ve abone olduysanız arkadaşlarım, geçelim. Hadi buyurun dersimize. Evet, bakalım. Demiş ki bize, bir parabolde orijinden çizilen teğetler birbirine dikse parabol denkleminin diskriminantı eksi 1 olur. Şimdi aslına bakarsanız biz bu soruyu parabolde de çözdük. Yani bildiğiniz parabol konu anlatımında bu tarz bir soru çözdük zaten. Şimdi o parabol gibi çözümü tekrardan yapmak istiyorum ben size. Biliyorsunuz ki orijinden teğetler varmış bu parabole. Yani bizim parabolümüzün nasıl bir tipinin olduğunu bilmiyoruz. Örnek veriyorum, şöyle bir tipi var. Ve sen bu parabole gittin, bir şöyle teğet çektin, bir de böyle teğet çektin ve bu teğetler birbirine dik oldu. Ve şunu da biliyorsun. Orijinden eğer bir doğru geçiyorsa bu doğruların sevgili arkadaşlarım isimleri y eşittir mx biçiminde olmak zorundadır. Yani bunun yanında bir a'sı yoktur mesela. Niye yoktur? Çünkü orijinden geçiyor, sıfıra sıfırı sağlamak zorunda. Yani genel itibariyle bunların formatı bu. Ve şu parabol, yani x kare artı 2x artı k bölü 4 dediğimiz parabol, eğer ki şuradaki mx doğrularına, yani şunların genel ismi mx ya, mx doğrularına dikse, ben bunu bu tarafa atıp ortak çözüm yaparsam, bak x kare artı x parantezinde 2 eksi m gelir burası, artı bir de k bölü 4'ümüz var eşittir 0 denkleminin diskriminantı 0 olmak zorunda. Niye? Çünkü parabol buradaki doğruya teğetti. Pekala, hemen deltasını 0'a eşitleyelim şimdi. Eğer ki delta 0'a eşitse 2 eksi m'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı k bölü 4 diyorsunuz eşittir 0. Şimdi buradan ne gelir bak? M kare gelir. Eksi 4 m gelir. Artı 4 gelir. Şu 4 ile şu 4 giderse de eksi k gelir eşittir 0 dedik. Şimdi bizden istenen neydi? K kaçtır diye sorulmuştu, değil mi? Doğru mu? Pekala, şimdi m kare eksi 4 m artı 4 eksi k dediğimiz bir denklemimiz var artık elimizde. Bu m'ye bağlı bir denklem biçiminde düşünebiliriz bunu. Ve dikkat edin, buradaki dikliği nasıl kullanacağız? Eğer şu doğrunu, şu doğru bu doğruya dikse eğimleri çarpımı diktir. Yani buradaki m'lerin alabileceği değerlerin çarpımları eksi 1 olmak zorunda. O halde m'ye bağlı bir denklemse m'nin köklerinin çarpımı cevabı verir. Yani 4 eksi k, c bölü a'ya bakıyoruz. 4 eksi k bölü 1 eşittir eksi 1 olmak zorunda. Ve tabii ki buradan k eşittir kaç gelecek? 5 gelecek. Yani k 5'miş. Peki bunun daha kısa bir çözüm yolu var mı? Tabii ki de var. İşte bakın, burada bunu vermişiz. Eğer bir parabol varsa ortada ve orijinden geçen iki tane teğet bu parabole teğet olup birbirlerine de dik kesiyorlarsa, işte arkadaşlarım, bu parabol denkleminin diskriminantı eksi 1 olacak diyoruz. Parabol denklemi burada. Hemen diskriminantını hesaplayalım. B kare, yani 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı k bölü 4 eşittir. Ne diyeceğiz arkadaşlarım? Eksi 1. Bakınız 4'ler gidiyor. 4 eksi k eşittir eksi 1 geliyor. Yani şurada bak, şunu çizdik. Çizdikten sonra bunu yazdık. Bunu bu tarafa gönderdik. Deltasını bulduk. Deltayı gittik, bazı işlemler yaptık. Sıfıra eşitledik deltasının. Kökler çarpımı yorumu yaptık. Kökler çarpımı yorumu yaptıktan sonra 4 eksi k eşittir eksi 1'i bulduk, değil mi? Ama şurada verilen not sayesinde bakın arkadaşlarım,
aynı ifadeye sadece iki satır sürdü ulaşmamız. Dolayısıyla bunu kullan yani. Anlatabiliyor muyum? Bunu kullan. Bu senin işini kısaltır. Aynı işi yaparsın da süreni kısaltır. Tamam mı? Süreden kazanç sağlarsın. 147. sayfamızı böylelikle bitirdik. Geçtik 148'e. 82. örnek. X kare artı 7 x artı 3 parabolünün diyor ki şu doğrusuna en yakın noktasının koordinatları toplamış. Şimdi bak güzel kardeşim. Elinde şöyle bir parabol olsa, örnek veriyorum, tamam mı? Sonra bir tane de doğru varmış. Şöyle bir doğru. Diyor ki bu doğrunun ismi 5x-6. Bu 5x-6'nın eğimi ne arkadaşlarım? Bunun eğimi m eşittir 5 olur. Doğru mu? Pekala. Şimdi bu doğrunun eğimi 5. Bunun diyor en yakın noktasının koordinatları toplamı sorulmuş. Bak en yakın noktasını ben nasıl bulurum? Şimdi en yakın nokta denildiği zaman sen dert göz kararı bulabilirsin. Bak şöyle yaparsın. Şöyle 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 şöyle. Heh. Bura dik. Tamam eyvallah, o zaman en yakın nokta bura. İyi de bu göz kararı yani, hani biliyorsunuz hani milimetriğin milimetriği çalışmak zorundayız yani. Yani sonuçta matematik bir nettir arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Şunu şuradan alacaksın. Örnek veriyorum. Şu çay bardağına şu kalemin en yakın noktası neresidir? Ne yaparsın? Kalemin konumunu hiç bozmadan çay bardağına yaklaştırırsın. İlk dokunduğu yer en yakın noktasıdır. İyi ama bunu matematiksel olarak kağıdın üzerinde nasıl göreceğiz? Görmeyeceksin de yorumlayacaksın. Yani burada şunu bahsediyoruz. Bunu aldım, taşıdım. İlk değdiği yer en yakın noktasıdır. Aa bak burasıymış. Aşağı yukarı doğru çizmişiz yani az önce. Göz kararı dedik ya. Peki bunu nasıl yorumlayacağız? Şöyle. Ben diyorum ki madem bunun eğimi 5, parabolün üzerinde bir tane teğet bulayım. O teğetin de eğimi 5 olsun isteyeceğim. Yani şuna paralel olup parabole değen, şurada değen bir, sevgili arkadaşlarım, eğimi de 5 olan bir teğet bulmam gerekiyor. O zaman şunu sormam gerekiyor. Bu parabolün hangi teğetinin eğimi 5'tir? Yani diyor ki türevini bul diyor. F türev x eşittir 2x artı 7. Hangi noktadaki, hangi x'teki eğimi 5'tir? O zaman 7'yi karşıya atarsın. 2x eşittir eksi 2 olur. X eşittir eksi 1 olur. Demek ki apsisi eksi 1 olması gerekiyormuş. Apsisi eksi 1 ise tabi doğal olarak ordinatını bulmak için de şurada yerine yazarsın. 1 eksi 7 artı 3 dersin. Bu da arkadaşım eksi 3 gelir. Demek ki bu şuradaki noktanın, en yakın noktanın koordinatları eksi 1'e eksi 3'müş. Bunların da toplamı istenmiş bizden. Doğru cevabımız eksi 4'tür diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Devam 83. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun, bakın, grafiği ve bu fonksiyona x eşittir 2 apsisli noktada teğet olan d doğrusu verilmiş arkadaşlar. Bir de h5x diye bir fonksiyon var. Bu da f kare x çarpı x artı 1'in karesi olarak verilmiş. H türev 10 soruluyor. Şimdi ne yapmamız lazım? Tabii ki h'ın türevini alacağız. H türev 5x çarpı 2'nin türevi 5. Bunları unutma. Eşittir. Burada gördüğün üzere şuna 1, buna 2 dersek iki tane ifadenin çarpımı var. Çarpımın türevi uygulayalım. Birincinin türevi 2 çarpı fx çarpı f türev x çarpı ikincinin aynısı x artı 1'in karesi artı birincinin aynısı yani f kare x çarpı ikincinin türevi 2 çarpı x artı 1 çarpı 2'nin türevi 1 olduğu için yazmıyorum. Benden h türev 10 istenmişti. O zaman x gördüğüm yere 2 yazmam gerekiyor ki h türev 10 gelsin. Çarpı 5'imiz var. Eşittir. X gördüğümüz yere 2 yazıyorduk. Unutmayın. 2 çarpı f2 çarpı f türev 2 çarpı 2 artı 1 3 yapar. Karesi 9'dur. Artı f kare. F kare 2 çarpı 2 çarpı 2 artı 1 de 3 yapar. Pekala. Bize neler lazım şimdi? Bir f2 lazım. Bir f türev 2 lazım. Bir de bir daha f2 lazım. Şimdi f2'leri bir bulalım. F2 kaçmış? Bak burada 2'ymiş. Gördün mü? Direkt vermiş sana. F2 2 ise 2 çarpı 2 çarpı f türev 2 lazım bir de. Şöyle çarpı 9 artı f2 2 idi. Karesi 4 yapar. 2 çarpı 3. Pekala. Şimdi bize sadece ama sadece şu gerekiyor f türev 2. Bunu da nereden bulacaksın? Ya da bu ne demek? F fonksiyonuna 2 apsisli noktadan çekilen şuradaki teğetin eğimi demek. Peki bu eğimi nasıl bulursun? Karşı bölü komşuyla. Şurası kaç birim? 2. Burası kaç birim? 2'den eksi 1'e 3 birim. 2 bölü 3'müş arkadaşlar burada. Çok güzel. Şu 3 ile şunu sadeleştirdim. Burada 3 kaldı. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 24 yapar. 4 çarpı 2 çarpı 3 yine 24 yapar. Toplarsanız 48'in ta kendisi gelir. Demek ki arkadaşlarım h türev 10 çarpı 5 h türev 10 çarpı 5 48'miş. H
H türev 10 kaçtır o zaman? Tabii ki 48 bölü 5'tir. Yani cevabımız sevgili arkadaşlarım buymuş diyebiliriz. Devam. 84. örnek. F fonksiyonuna üzerindeki 2'ye eksi 1 noktasından çizilen teğet denklemi 3x eksi 7 doğrusudur. Şimdi o zaman bu teğet denkleminin eğimi 3. Bunun x'in katsayısı m eşittir 3. 2'ye eksi 1 noktasından çizildiğine göre demek ki f'in türevinde 2 de sevgili arkadaşlarım 3'müş. Hatta f 2 de eksi 1 olduğunu vermiş zaten. Bayağı bir şey vermiş aslında bir satırda. Bence gayet fazla bilgi. Teşekkür ederiz. Ve demiş ki h 2x eksi 7 5x artı f kare 2x artı 2'ye eşitmiş. Bu fonksiyonuna göre x'ler eksi 7'ye giderken hx eksi h eksi 7 bölü x artı 7 limitinin değeri. Yani bizden ne istenmiş aslına bakarsanız h'ın türevinde eksi 7 istenmiş. Pekala. Şimdi o zaman arkadaşlarım ben şurada h'ın türevini bulmak zorundayım. H'ın türevinde 2x eksi 7 çarpı içinin türevi eşittir. 5x'in türevi 5'tir artı şu kısmın türevi de bakın 2'yi başa attım. F'in üstünü biraz attım 2x artı 2 çarpı f'in türevinde 2x artı 2 çarpı nerenin türevini almadım? Hala 2x artı 2'nin türevini almadım çarpı 2 diyorum. Pekala h türev eksi 7 soruldu demiştik. O zaman x gördüğümüz yere tabii ki ama tabii ki 0 yazmamız lazım. Dolayısıyla h türev eksi 7 çarpı 2 eşittir 5 artı 2 çarpı x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk f2 geldi. X gördüğümüz yere 0 yazıyorduk f türev 2 geldi ve çarpı 2'miz mevcut. H türev eksi 7 çarpı 2 eşittir 5 artı bak f2 kaçmış eksi 1. 2 çarpı eksi 1 çarpı f türev 2 kaçmış 3'müş. Bir de çarpı 2'miz var. Muhteşem. O halde arkadaşlarım h'ın türevinde eksi 7 çarpı 2 eşittir. Bakın 6 12 eksi 12 eksi 12 5 daha kaç yapar eksi 7 yapar doğru mu? 2'yi de karşıya bölüm olarak gönderirsen h türev eksi 7 yani bize sorulan ifade eksi 7 bölü 2'nin ta kendisi olacaktır. Evet hayırlı uğurlu olsun 84'ü de çözdük. Geçtik 85'e. Ne demiş bakalım. Yukarıdaki grafikte d ve k doğruları y eşittir fx fonksiyonunun grafiğine sırasıyla eksi 2 ve artı 2 noktalarında bakın gördüğünüz üzere teğetmiş. Pekala. F türev eksi 2 ile f türev 2'nin çarpımı 1'miş. Peki olduğuna göre k doğrusunun x eksenine yaptığı pozitif yönlü açı kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım şurası 120 dereceymiş ya şurası kaçtır 60'tır değil mi 60 derece. Şimdi şu eksi 2 yani bu fonksiyona eksi 2 apsisli noktadan çizilen teğetin eğimi yani şu d doğrusunun eğimini ben nasıl ifade ederim? F'in türevinde eksi 2'den çekildiği için f türev eksi 2'dir bunun eğimi. Yani şurası. Bu eğim aynı zamanda burası 60 derece olduğu için tanjant 60'a da eşittir arkadaşlar. Burası tanjant 60. Peki ben tan 60 ile neyi çarparsam 1 yapar? Tabii ki kot 60'ı. Peki kot 60 derece neye eşittir? Tanjant 30 dereceye eşittir. Ha, mükemmel. K doğrusunun yani şunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı sorulmuş. Yani şu şekilde uzatırsak bakın şurası var ya o sorulmuş. E güzel kardeşim bu f türev 2 demek. F fonksiyonuna 2 apsisli noktadan çizilen teğetin yani şunun eğimi demek. Ben bunun eğimini zaten şuraya teta derseniz tanjant teta ile bulurum. Tanjant teta da f türev 2'ye eşittir. Yani bu da tanjant 30'a eşitse demek ki buradaki teta dediğimiz açı 30 derecenin ta kendisi. Bize zaten x eksenine yapılan pozitif yönlü açı sorulmuştu. O halde cevabımız tabii ki de 30 derece olacaktı. Güzel soruydu ve devam ediyorum 86 ile. Fx verilmiş arkadaşlar neymiş x kare eksi 4 x artı 4 bu fonksiyonunun üzerinden seçilen a ve b noktalarından bu fonksiyona teğetler çizilmiş peki çizilen teğetler x ekseni üzerindeki 4 apsisli noktada aynı zamanda kesişiyorlarmış buna göre a ve b noktalarını bulunuz demiş şimdi bu x kare eksi 4 x artı 4 dediğimiz şey aslında bakarsanız x eksi 2'nin karesinin ta kendisidir değil mi ve x eksi 2'nin karesini biz parabol olduğunu biliyoruz ve rahatlıkla çizebiliriz. Nasıl? İşte bunun kökü 2'dir. Yani şurası 2. Bu noktadan bu noktaya teğet olan bir parabol. Yani şu şekilde bir parabol arkadaşlar. Hop çizdik. Şimdi bu fx'imiz bizim. Ve aynı zamanda sevgili arkadaşlarım işte bu parabole
İki tane teğet atılıyormuş A ve B noktalarından. Parabolün üzerindeki A ve B noktalarından. Bu teğetler de 4 apsisli noktada kesişiyorlarmış. Bak şurası 4 olursa, hatta biraz yaklaştıralım orantılı olsun. Şurası 4. İşte bu noktada bu teğetler kesişiyormuş. O zaman bu teğetler nasıldır? Birisi şöyledir arkadaşlar. Öteki de mecburen bu şekildedir. Çünkü parabolün daha alt kısmında bir görüntüsü yok. Demek ki sevgili arkadaşlar, bir teğetimizin eğimi 0 olan x eksenini ta kendisiymiş. Çünkü zaten bu parabol x eksenine teğet olduğu için o teğetlerden birisinin x ekseni olması bence çok şaşırtıcı bir durum değil. Şurası A noktasıymış. Şurası da o zaman B noktası. B noktasını bulduk diyelim. Çünkü 2'ye 0 noktası. Peki diğer noktayı nasıl bulacağım ben? Şimdi diğer noktayı bulabilmek adına gençler şöyle biraz yaklaşalım. Şimdi çok iyi dinliyorsunuz beni. Arkadaşlar ben şöyle hangi rengi alalım? Moru alalım. Biraz da inceltelim. Şimdi şuraya bir üçgen çizsem ben şu şekilde. Şöyle bir üçgenim olsa, dik üçgenim. Ben o zaman şurada bu teğetin eğimini bulabilir miyim? Tabii ki bulurum. Nasıl bulacağım? Diyeceğim ki mesela şurası A olsun diyeceğim. Ben bu fonksiyonun x eksi 2'nin karesi olduğunu zaten çok iyi biliyorum. Daha sonrasında ise A'yı yerine yazarsam şuranın ordinatı A eksi 2'nin karesi gelecektir. Bakın şuradaki uzunluk o zaman neymiş? A eksi 2'nin parantez karesi. Peki şuradaki uzunluk ne? Buradaki uzunluk da A eksi 4'tür. A eksi 2'nin karesinin açılımı A kare eksi 4A artı 4'tü. İşte bunu ben gidip A eksi 4'e bölecek olursam bu bana eğimi verir. Peki ben bu eğimi başka türlü nasıl bulurum? Tabii ki fonksiyonun türevini alırsın ve A noktasından atılan teğet olduğu için F türev A'ya buna eşittir diyeceğiz. F türev A. Peki ben F'in türevini bulsam. Bunun türevi nedir arkadaşlar? 2'yi başa attınız. X eksi 2 çarpı içinin türevi 1. A'yı yerine yazarsam 2 parantezinde A eksi 2 gelir. Yani arkadaşlarım 2 çarpı parantezinde A eksi 2'ye eşitmiş bu eğim. O zaman bu da eğim. Bu da eğimse birbirine eşittir. Hatta ve hatta şu kısım A eksi 2'nin karesiydi ya. Aynen öyle kalsın. A eksi 2'nin karesi. Böylelikle her iki taraftaki A eksi 2'lerden birer tanesini götürürüm. İçler dışlar yaparsanız A eksi 2 eşittir 2A eksi 8 gelir. Buradan A'yı bu tarafa davet ettim. A eksi 8'i diğer tarafa davet ettim. 6 geldi. Bakın A kaçmış? 6. Peki bu A ve B noktalarını bulunuz demişti ya. A 6 ise bunun bir de ordinatını bulmak zorundayız. Bunun ordinatı nasıl bulunur? Tabii ki fonksiyonda yani x eksi 2'nin karesini yerine yazarsın. 6 eksi 2'nin parantez karesi, bu da bize 16'yı verir. Demek ki burası da 16'ymış. B noktasını 2'ye 0 bulmuştuk. O zaman A noktası da tabii ki 4'e 16'ymış sevgili arkadaşlarım. 2 noktayı da böylelikle bulmuş, elde etmiş bulunduk. Evet, bu sayfayı da bitirdik mi? Bitirdik. Biraz da nefes nefese kaldık. Yemeğin üstüne çekmemek gerekiyormuş videoyu. Bunu bugünlerde çok iyi anlıyorum. Biraz sıkışığım bugünlerde. Biraz bayağı yoğunum yani. Bir yandan Zeynep sıkıştırıyor. Bir yandan gündelik hayat koşuşturmacaları, bir yandan videolar, bir yandan işte yeni kitapların yazımı, yani bir sürü iş, bir yandan hayatın yorgunluğu tabii. O olmazsa olmaz yani, hani hayatın yorgunluğu sıkıştırıyor. Video çekecek de çok aşırı derecede zamanlar bulamıyorum. Mesela şu an yemeği bir saat önce falan yedim, üzerine video çekince nefessiz kaldım valla. Yani yaşlanıyoruz mu artık, ne yapıyoruz? 32 yaşındayız ama bu kadar etki ediyor muymuş ya? Ben yaşlandığımı gençler, sizin de aklınızda bulunsun, 30'dan sonra insan hafif hafif böyle yaşlandığını hissediyor. Yani arkadaşlar halı saha maçına çağırdılar. Ben o güne kadar, bir de ben hani eskiden futbolculuk tecrübesi olan bir insanım. Halı saha maçına çıktım. Diyorum ki böyle kendi kendime kafamda kuruyorum. Hani uzun zamandır da yapmamışım maç. Diyorum ki asarım, keserim, oradan ara pas veririm, koşarım, duvar pası yaparım, vururum, köşeye gider, işte 90'dan ağları temizleriz falan. O iş öyle olmuyormuş. Olmuyormuş yani. O çok farklı bir olaymış. 30'dan sonra, hele o kadar da mola verince, ara verince 30'dan sonra olmuyormuş, gitmiyormuş arkadaşlar. Maçın 10. dakikasından sonra böyle dilimi dışarı çıkarıp böyle koşmaya başladım yani. O iş öyle olmuyormuş. Umarım arkadaşlar sizler de, ben iyi biliyorum, sınava böyle iyi asılan arkadaşlar da genelde böyle kilo alımı başlıyor. Hani Leyla ile Mecnun'da hani sakız dedikleri bir mevzu var, biliyorsunuz siz de onu, kötü bir bağımlılıktır.
O bağımlılıktan vazgeçen insanlar hani hemen kilo almaya başlarlar ya, ismini vermek istemiyorum o bağımlılığı. Aynı o şekilde arkadaşlar. Yani ders çalışmaya başlayan adamda da bir kilo alımı başlıyor. Çünkü gündelik hayat bağımlılığından vazgeçip derslerine adapte olmaya çalışıyor o sırada. Sürekli de bir şeyler yiyor. Hareketsiz tabii ki doğal olarak masa başında. Anne baba da eğer sürekli fındık fıstık bir şeyler getiriyorsa kilo almamak elde değil, alınıyor. Umarım sizler de sevgili arkadaşlarım, aranızda kilo alanlar varsa hiç ama hiç mutsuz olmayın. Hiç ümitsizliğe kapılmayın. Çünkü Haziran'dan sonra o kilolar size geçici kilo olarak geldiklerini iyi belli ediyorlar. Çünkü anında kaybolabiliyorlar. Biraz daha istikrarla tabii ki. Spor falan yapmana gerek kalmıyor. Kendiliğinden gidiyor o kilolar. Sanki böyle oturduğun yerde su bağlıyormuşçasına. Ciddi anlamda böyle ders çalışanlarda böyle bir olay oluyor ya. Yani bu AYT kitabın, yani bu kitabı arkadaşlarım yazma sürecinde yaklaşık bir hani 10-11 günlük, artık kitabın baskıya gitmeden önceki son 10-11 günde dikkat ettiyseniz hiç video falan da atmadım ben o sıralar. Tamamen masa başında kitaba yoğunlaşmış durumdaydım. Ve o 10-11 günlük süreçte inanır mısınız 4 kilo aldım. Yani efsane bir şey yani. Hani oturuyorsun sadece, çay içiyorsun, kahve içiyorsun, bir şeyler atıştırıyorsun ve sadece oturuyorsun. Yani size yemin ederim arka arkaya 3-4 gün dışarı çıkmadığım zamanlar oldu. Bu çok fena, feci bir durum. Ama anında gidiyor yani. O kitap çıktı. Kitap çıktıktan sonraki 10-15 gün içerisinde hemen 2,5-3 kilo gitti. O 1 kilo fazla kaldı ama orada yapacak bir şey yok. Evet, muhabbetimizi de ettiğimize göre devam edelim dersimize. Nereye geçtik biliyor musunuz? 149. sayfaya geçtik. Buradaki 4 soruyu çözdükten sonra artık artan ve azalan fonksiyonlara geçeceğiz. Muhabbet ederken biraz da yayılmışız. Toparlanalım şöyle. Evet. Şimdi çözelim bakalım. Daha fazla yayıldım gibi hissettim şu an ama hakkınızı helal edin bakalım. Kusura bakmayın. Hadi bakalım. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlar. F bileşke f'in türevinde 4. Şimdi bak, şu f bileşke f demek şöyle demek: f bileşke fx'in türevini al diyor. Yerine de x, gördüğün yere de 4 yaz diyor. Ben bunun türevini nasıl alırım? F'in türevinde fx derim. Çarpı içinin türevinden f türev x derim. 4'ü de yerine yazarsanız f türev f4 çarpı f türev 4 çıkar karşımıza. Bu soruluyor yani açıkçası. Şunu alalım. Bize bunun sorulduğunu bilelim yani, tamam mı? Şuraya koyalım. Şimdi çıkalım yukarı. Grafik zamanı. Evet. F4. F4'ün 4 olduğu aşikar. Şöyle gördünüz. Bak, F4 4'müş. Yani şurası 4. Geriye ne kaldı? F'in türevinde 4 kaldı. Bir de bir tane daha f'in türevinde 4 var. Aa, güzel. Uğraştırmayacak. Peki f'in türevinde 4 ne demek? Bu fonksiyona 4 apsisli noktadan çekilen teğetin, yani şu teğetin arkadaşlarım eğimi demek. Bu teğetin eğimini nasıl bulursunuz? Karşı bölü komşu diyerek. Burası 4, burası 3 ise demek ki 4 bölü 3'müş. Yani bu 4 bölü 3. Bu da 4 bölü 3 hocam. İkisini çarparsan cevabı, yani 16 bölü 9'u bulursun. Cevap buydu ve devam ediyorum 88'de. Şimdi bunlardan birisi f, öteki de g. F'e çekilen teğetin ismi d1. G'ye çekilen teğetin ismi de d2. Şimdi sorumuzu okuyalım. F ve G fonksiyonları birer teğetleri yukarıda aynı grafikler, ayrı grafiklerde gösterilmiştir. Şu ne demekti? F'in türevinde G0 çarpı G'nin türevinde 0 demek değil mi arkadaşlarım? F bileşke G'nin türevinden. Yukarıdaki gibi yaptık farkındaysan. O yüzden detaylı yazmadım. Şimdi G0 gerekiyor bize. G0 kaçmış arkadaşlar? Bakın burada 1'miş. Sonra F türev 1 gerekiyor. Yani F fonksiyonuna 1 apsisli noktadan çekilen teğetin eğimi. Nasıl bulacağız? Üçgene bakacaksın. Şurası 2, burası 3 ise 2 bölü 3 ama azalan olduğu için eksi 2 bölü 3 diyeceğiz tabii ki. Bak, burası eksi 2 bölü 3'müş. Çarpı, bir de sevgili arkadaşlarım G türev 0 var. Yani G fonksiyonuna 0 apsisli noktadan çekilen teğetin eğimi var. Yani o da karşı bölü komşudan 1 bölü 1'den 1'dir arkadaşlarım. İkisini çarparsanız zaten eksi 2 bölü 3 gelecektir. Bu da bize cevabı verecektir. Evet, devam. 89. örnek. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği ve eksi 2 apsis noktada x eksenine paralel teğetinin grafiği verilmiştir. Bakın birisi şu. Tamam, teğetin grafiği. Öteki de bu, eksi 2 apsis noktadan çekilmiş bu teğet ve eksi 2 için fonksiyonun, yani f eksi 2'nin de
Eksi 4 olduğunu da görüyoruz aynı zamanda. Bir de gx fonksiyonu vermiş. Gx fonksiyonu bu. G fonksiyonuna x eşittir eksi 2 apsisli noktadan çizilen teğetin eğimi sorulmuş. Bakın arkadaşlarım, bu ne demektir? G'nin türevinde eksi 2'yi bul demektir. Yani biz açıkçası şunun türevini alacağız. 2, 2, 4. G'nin türevinde x eşittir. Şurada bir çarpımın türevi. Burada da bölümün türevini uygulayacağız. Maalesef. Maalesef. Şimdi uzadıkça uzayacak. Ama olsun. Bu güzel bir alıştırma olacak bizim için. X'in türevi, birincinin türevi 1. 1'i yazmıyorum. Çarpı ikincinin aynısı, yani fx. Artı birinci çarpı ikincinin türevi. Artı diyorum. Şimdi devam. Bölümün türevini uyguluyoruz. Birincinin türevi 2x çarpı ikinci. Eksi diyorum bu sefer. Birincinin aynısı, ikincinin türevi. Ve daha sonrasında bölü, ne diyoruz? İkincinin karesi. Yani f kare x diyoruz. Ve artık x gördüğümüz yere eksi 2 yazma zamanı geldi. Yani f eksi 2 artı değil, eksi yazıyorum artık. 2 çarpı f türev eksi 2 artı 2 kere eksi 2 eksi 4 yapar. Çarpı f eksi 2 eksi eksi 2'nin karesi 4 yapar, f türev eksi 2 bölü f eksi 2'nin karesi diyeceğiz. Yani f kare eksi 2. Pekala, şimdi bana bir f eksi 2 lazım, bir de f'in türevinde eksi 2 lazım. Dikkat ettiysen f eksi 2 zaten eksi 4'tü. Türevi de, yani f türev eksi 2 demek ne demek? Fonksiyona eksi 2 apsisi noktasından çekilen teğetin, yani şunun eğimi. Arkadaşlarım bu zaten x eksenine paralel olduğu için sıfırdır bunun eğimi. O halde f türev eksi 2, yani şurası sıfır. Şurası da sıfır oldu. F eksi 2'nin eksi 4 olduğunu biliyorduk. Eksi 4. Bak burada bir tane artı var. Eksi 4 kere eksi 4 16 yapar. Bölü. Şurada eksi 4'te eksi 4'ün karesi 16 yapar. 16 bölü 16 1'dir. Eksi 4 artı 1 bize cevabı verir. Doğru cevap eksi 3 olacakmış diyebiliriz. Ve sevgili arkadaşlar, bu videonun ve bu dersin artık son sorusu. Okuyalım bakalım. Yukarıda fx eşittir 2 bölü x grafiği ile x eşittir 1 apsis noktasından çizilen teğet doğrusu gösterilmiş. Şimdi grafiğimiz fx, fonksiyon belli 2 bölü x. Buna göre AOB üçgeninin alanı sorulmuş. AOB neresi arkadaşlar? Bak şuradaki üçgen, yani bize şu taralı üçgenin alanı sorulmuş. Doğru mudur? İçeriden Zeynep'in sesi geliyor olabilir arkadaşlarım. Kusura bakmayın. Çocuğum küçük, 9 aylık yavrucak. Eğleniyor, yeni yeni ba 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 demeyi öğrendi. Şu an kendini test ediyor, ba 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 diye bağırıyor. Aşırı tatlı maşallah. Nazar değmesin, aşırı tatlı. Neyse, şimdi bu 2 bölü x'i değil mi? Pekala. Teğet doğrusunu da vermiş. AOB üçgeninin alanı soruluyor. Şimdi şöyle diyelim mi? Bizim bu doğrumuz, yani teğet doğrumuzun eğimini biz bulabilir miyiz? Şimdi bu fonksiyon aslına bakarsanız 2 çarpı x üzeri eksi 1'in ta kendisidir. Ben bunun türevini alırsam eğer eksi 2 çarpı x üzeri eksi 2 yapacaktır. Hangi noktadaki teğetin eğimini merak ediyoruz biz? 1. O zaman 1'i yerine yazacaksın. Eksi 2 çarpı 1'den eksi 2 gelecek. Şimdi eğim eksi 2'ymiş arkadaşlar. Bu 1. Eğim eksi 2 ise buradaki doğrunun ismi y eşittir eksi 2x artı bir şey. Onu bulacağız şimdi. Peki nasıl bulacağız? Arkadaşlarım bizim bu doğrumuz ve fonksiyonumuz 1 için 2'den geçtiğini biliyoruz bakın. 1'e 2'den geçiyor çünkü 2 bölü 1'den 2 yapar. Şimdi şurası kaç? 2 mi? Şurası kaç gençler? Orayı da bulabilmemiz lazım. Eğimimiz kaçtı bizim? Eksi 2 idi. 2 bölü 1 olması lazım. O zaman burasının kaç olması lazım? 2. Şimdi 2 için 0'dan geçiyorsa yazdığın yerine 2'yi eksi 4, 0'dan geçmesi için artı 4 gerekir. Demek ki bizim buradaki doğrumuzun ismi eksi 2x artı 4'müş. Şurası 2 idi ya. Madem öyle, 0 için b'den geçer. Yaz 0 yerine cort gitti 4. Bak burası da 4'müş. Artık üçgenin alanını bir zahmet bul. Şurası taban 2, yükseklik 4. 2 çarpı 4 bölü 2'den cort cort. Cevap neymiş? 4 birim kareymiş arkadaşlar. Tamam. 90. sorumuzu da böylelikle çözdük ve artık nereye geçeceğiz? 150. sayfamızdaki artan azalan fonksiyonlara geçeceğiz. Burayı bir sonraki derste ele alacağız arkadaşlar. Artık sizleri azat edebilirim.
Sonraki videoda artan azalan fonksiyonlar kısmında görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.